Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Tarım ve Orman Bakanı Orman Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu 5000 alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Zaten 5000 geçici işçi alımında kimlerin başvuru yapıp yapamayacağı ve önemli bilgilerin hepsini aktarmıştım. Fakat şununla ilgili çok fazla soru aldım. Nereden başvuru yapacağız? ikamet şartı var mı ve dağılımlarında neyi dikkate alarak tercihlerimizi vermeliyiz gibi önemli sorular almışsın. Bu sorunun cevabını sizlere aktarmış olacağım arkadaşlar. Öncelikle sizler başvurularınızı Türkiye İş Kurumu üzerinden 11 ile 15 Nisan tarihleri arasında başvurunuzu yapmış olacaksınız toplamda 4 katı kadar aday sözlü mülakata hak kazanmış olacaktır bilginiz olsun. İkinci bir hususta ikamet şartının var olup olmadığı henüz resmi gazetede yayınlanmamış durumdadır. Yani 11 ile 15 Nisan arasında sizler başvuru yaptığınız takdirde orada zaten Kesin olarak karşınıza çıkmış olacaktır. Örneğin Adana'ya başvuracaksın. Orman işçisi dalına başvuracaksın. Başvuru şartları önemli hususların hepsi orada yazmış olacaktır arkadaşlar. Yani sizlerin ikametgah şartının olup olmadığını 11 ile 15 Nisan arasında başvuru yapacağınız zaman karşınıza çıkmış olacaktır. Yine günü geldiğinde zaten ben tekrar bilgileri aktarmış olacağım sizlere. Bunun dışında eğer ikametgah şartı yoksa eğer sizler başvuru sayısının fazla olduğu yerlere başvurursanız çıkma ihtimali daha da yüksek olacaktır. Çünkü kural yöntemiyle olduğu için olasılık dahilinde olacaktır. Puan yığılması iyi bir şey söz konusu değildir. O yüzden yüksek ihtimalle ben ikametgah şartını olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü 81'in 81'ine de açılmış durumdadır. Sizler hangi ilde yaşıyorsanız oraya başvuracaksınız. Artık şansınızda kaç kişi alınıyorsa Orada başvurunuzu yaptıktan sonraki süreçte kura yöntemiyle beraber sizlerin kazanıp kazanmadığı ortaya çıkmış olacaktır. Demiş olduğum gibi başvuru şartları veya diğer bilgilerin hepsini önceki videoda aktarmıştım. O videonun linkini de ben sabitleyeceğim zaten yorum kısmına. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. İnşallah hakkınız ayrısı olur. Lütfen bildirimleri aktif hareket ederek diğer tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.